İyi akşamlar, merhabalar sevgili seyirciler. Herkes bir kez daha Beyaz Futbol'a hoş geldi. Gerçekten de bizler de sizleri çok özledik. İki haftalık aradan sonra Sinan abimle beraber karşınızdayız. Sinan hocamla beraber karşınızdayız. Son derece önemli bir maraton bizleri, sizleri, Türk futbolunu bekliyor. Son derece önemli bir mücadelelerin oynanacağı ikinci yarı olacak. Gerçekten de son derece önemli. 17. hafta karşılaşmaları. Evet, değişen bir şey yok. Sadece 15 gün yoktuk aranızda. Lakin bu akşam biliyorsunuz yine her zaman olduğu gibi, her cumartesi akşamı olduğu gibi sizlerden fotoğraflarınızı alacağız. Bizleri izlerken fotoğraflarınızı çekin, bize yollayın ve kendinizi Beyaz Futbol'da görün. Sinan abiyle aramıza alacağız sizi. Sinan abiyle aramızda olacaksınız. Ve yine bununla beraber Beyaz Futbol transferi etiketiyle, Beyaz Futbol transfer etiketiyle bizlere yazabilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz ve aşağıda sürekli olarak ticker geçecek. Sürekli olarak yönetmenim Serkan Dündaroğlu, reji arkadaşlarımız tweetlerinizi ekranın altından geçirecek. Transferleri konuşacağız. Hatta arkadaşlarım birazdan transferleri verecek. Transferlerle ilgili konuşacağız. Sinan Engin'de, Sinan abi de son derece önemli haberler var. Son derece önemli. Özellikle Beşiktaş kanadında Dembaba ile ilgili olarak, Galatasaray'da Pato ile ilgili olarak Levent Nazifoğlu, Sayın Levent Nazifoğlu yapmış olduğu açıklamalar var. Konya deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamaların haricinde Sercan Dikme'ye özel bir röportaj verdi ve bunu konuşacağız. Pato ile ilgili son derece önemli açıklamalar var. Yine Sinan Engin'de Mehmet Ekici açıklamaları var. Sinan abi geçmiş olsun öncelikli olarak. Sağ ol, çok hastasın. Çok ben hastasın. Seni ilk defa i̇lk yani defa 20 yıldır seni tanıyorum. Bu 20 kadar. Yıldır şahsen tanıyorum. İlk defa, i̇lk defa bu kadar, bugün sesin yattım. Değişik geliyor yani. Yatmazdım ben mesela, ayakta geçirirdim. Evet, ilk defa. Herhalde faranjitim var benim. Herhalde faranjitten üşüttük herhalde. Ne bileyim, o karlı havalarda. Yani. Şimdi her şeyden önce hayırlı sezonlar. Evet. Bütün futbol takımlarımıza, bütün futbolcu kardeşlerimize hayırlı sezonlar. Allah sakatlık vermesin. Amin. Tabii en önemlisi hakem camiasına. Çok zor bir hakem maratonu bizi bekliyor. Hakemler çünkü bakıyorsun her zaman başrolü maalesef. Dolayısıyla... Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. İstedikleri gibi olsun. Futbolcularımıza sakatlık vermesin. İnşallah sezon sonunda hak eden bir şampiyon görürüz. İnşallah hak eden bir şampiyon görürüz Ertem. İnşallah. Sevgili seyirciler, hakemlerimize, Türk futboluna, Türkiye Süper Ligi'nde, Spor Toto Süper Ligi'nde mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hakemlerimize başarılar diliyoruz. Türk futbol camiasına başarılar diliyoruz. Bakın, son derece önemli açıklamalar var. Tek tek sizlere belirteceğim. Koskoca bir akış. Yaklaşık 49 tane bantımız var. 49 bant sizi bekliyor. Galatasaray'da Sigdorson'un yapmış olduğu bir açıklama var ki gündeme bomba gibi düştü. Bomba kelimesini de çok kullanmak istemiyorum. Damga vurdu diyelim. Onunla mı başlayalım? Mehmet Ekici'nin biraz önce BİP Spor'da İbrahim abi bir tweet atmış. İbrahim ne Seten öyle? Vatan Gazetesi spor müdürü sevgili İbrahim abi zaten yazdıysa doğrudur. BİP Spor'da ne bir son dakika gelişmesi var. Mehmet Ekici'ye Fenerbahçe bu akşam son bir kez teklifte bulunmuş. Bir kez daha teklifte bulunmuş. 2,5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş. Ama Trabzonspor bunu kabul etmemiş. Trabzonspor yönetimine bu teklif sunuluyor. 2,5 milyon euroluk. Trabzonspor 2,5 milyon euroyu da elinin tersiyle geri çeviriyor Sinan abi. BİP Spor'un haberi bu. Bunun altını çizerek belirtelim. İbrahim Sete'nin tweet'i. Yalnız Mehmet Ekinci'nin herhalde şöyle bir demeç olmuş galiba, değil mi? Fenerbahçe'den başka hiçbir takımda oynamam evet, falan. Evet, Gökhan'a. Bizim Gökhan Dinç'e yapmış olduğu açıklama. Gökhan Dinç'le konuştum evet. Dedi. Gökhan boş konuşmaz. Gökhan eğer aynen. Gökhan Dinç söylemişse konuşmuştur da söylemiştir. Öyle bir şey söylemiş. Tabii futbolcuların bu tip bağlayıcı konuşmalar yapmaması lazım. Yalnız ben Galatasaray'a geçmeden önce transferle açtın. 15 gün önce bir Fenerbahçe yöneticiyle konuştum. Tesadüfen bizim lokantada karşılaştım. Hı hı. Mehmet Ekinci'yle anlaştık dedi bana. Anlaştık dedi. Sonra 7-8 gün sonra o yönetici arkadaşla bir daha karşılaştım. Beşiktaş spor diye kaynak verelim arkadaşlar. Beşiktaş dedi, araya girdi, iş bozuldu dedi. O yönetici dedi ki Beşiktaş araya girdi, iş bozuldu. İş bozuldu. Yoksa iki tarafta söz vermişti. Fenerbahçe ile anlaşmıştı yani. Mehmet Ekici çünkü Fenerbahçe ile. Bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Advokat bile aramış Mehmet Ekici'yi. Bizzat kendisi. Advokat bile Mehmet Ekici ile konuşmuş. Yani advokat bile almak için konuşmuş. Çünkü şimdi tabii Beşiktaş'ta
Mehmet Ekici'ye çok ihtiyaç var mı şu kadroda? Yok gibi görünüyor yani. Fenerbahçe'nin orada bir eksiği var. Ama Beşiktaş'ta baktı. Ha, Beşiktaş belki önümüzdeki sezonun planlaması adına böyle değerli bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Yalnız benim anlamadığım bir şey var tabii. Yani çocuk niye Trabzon'da oynamıyor? Sinan abicim çok affedersin. Buyur. Ertan Süzgün şu anda bana ne diyor? Bir mesaj attı. Ertem abi şimdi önemli biriyle konuştum. Muharrem Usta, Muharrem Başkan istemiyor. Neden istemiyor? Kupanın çalınma olayı sonrası, yani çalınma durumu söz konusu olmuştu ya, olmadı ama. O olaydan sonra ortam iyice gerildi. Trabzonspor taraftarı ayakta. Sinan abi de bu durumu tahmin edebilir yazmış. Ya işte o baştan olan, ben ilk başa söylüyorum. Çok fazla detaylarına girmek istemiyorum. Konuları çok yakından biliyorum Ertemciğim. Çok yakından detaylarını biliyorum. Çok fazla girmek istemiyorum. Ama Olcay Şahan transferi falan filan, araya Beşiktaş girince o transfer askıya alınıyor. Tabii ben o boyutta değilim. Bu transfer savaşıdır. Fenerbahçe, Beşiktaş savaşıdır. Yani Trabzon. Mesela dün müthiş bir Trabzon vardı Bursa maçında. Müthiş, inanılmaz. Yani belki de sezonun en iyi futbollarından bir tanesi oynadılar. Aynen. Yani harika. O bizim Fenerbahçe maçında seyrettiğimiz Trabzon gitmiş. Başka bir Trabzon gelmiş. Hatta yani. Kızılca Bölük karşısındaki Trabzon. Acayip, acayip yani, acayip yani. Acayip bir Trabzon seyrettik. Müthiş tempolu. 10 kişiyken bile maçı 3-4 yapabilirlerdi. İnanılmaz, yani. Evet. Şimdi Trabzon tabii niye acaba? Yani herhalde Mehmet Ekici oynamak istemiyor. Bir takım şeyler yaşamıştı orada. Üzücü olaylar orada. İşte kavgalar etmişti falan filan. Herhalde belki de İstanbul'dan da böyle bir teklif gelince de değerlendireyim dedi. İşte Mehmet Ekici değerli bir oyuncu her şeyden önce. Sezonda 5 tane en az frikikten gol atar Ertemciğim. Yani 5 tane. En az 5 tane frikikten gol atar. Atar çok. Yani sağ ayağını müthiş kullanıyor. Çok iyi frikik atıyor. Merak konusu. Ben de merak ediyorum Mehmet Ekici'nin ne yapacağını. Ben de merak ediyorum. Ben Fenerbahçe transferinin olmayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe. Olmayacağını düşünüyorum. Olmayacak. Ben de olmayacak diye olmayacağını düşünüyorum. Peki, bu saatten sonra olmaz. Sinan abicim, şöyle bir uygulama var biliyorsunuz. UEFA kriterleri gereği. Şu anda istese Mehmet Ekici Fenerbahçe ile sözleşme imzalayabilir. İmzalayabilir. Siz bunu ayrıntılı bir şekilde söylemiştiniz zaten. İsterse imzalayabilir. İmzalayabilir. Serbest. Çünkü sezon sonu serbest. Kulübü de bunu ne yapabilir? İsterse kadro dışı bırakır. İstese kadro dışı bırakabilir. Paralizası verir. Şu anda olay oraya doğru gidiyor ama. Görüntü o öyle ama dediğim gibi şimdi 4 ay sonra serbest olacak olan oyuncu eğer bir bonservis ücreti veriliyorsa buna kulüp bakmamak lazım. Yani 4 ay sonra serbest. Doğru. Ama tabii Trabzon Fenerbahçe konusu çok farklı olduğu için dolayısıyla Ertem yani bu konuda yani fazla bir hüküm vermeye gerek yok. Yani ben bu saatten sonra Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe işinin çok zor olduğunu düşünüyorum ama bilemez. Bir transfer bu. İyi para verdi, bilmem ne oldu. Biri saraya girer, bir şey olur falan filan. İş oradan çözülüyor. Onu bilmem. Ama herhalde Trabzon'daki defterini kapatmış ki Ersun Hoca da Trabzon'a şey yapmıyor yani. Tutmak istemiyor. Şimdi onun dışında... Sinan abi çok özür dilerim. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Orhan Saka konferans salonunda Arsenal Soccer School'da öğrencileri ve hocalarımız... baş antrenörümüz Sarp Hoca başta olmak üzere bizi izliyorlarmış. Fotoğraflarını da vereceğiz buradan. Çok selam. Bütün öğrencilere selamlar. Hocalarımıza selamlar. Arsenal Soccer. Çok selamlar. Şimdi mesela bir. Nihat'a da tabii kardeşime de. Ersan transferinde sıkıntı var. Çin kulübünde sıkıntı var. Yani o transfer bitmiş gibi görünüyor. Daha bitmedi. Sıkıntı var. İnşallah çözülecek ama bitmiş değil yani. Hı hı. Çok net değil. İkincisi Dembaba gelmek istiyor. Bedava gelmek istiyor. Dembaba Beşiktaş'ta oynamak istiyor ikinci yarı. Dembaba gelmek istiyor. Oynamak istiyor. Ersan transferinde şu an pürüz var. Çin sıkıntı var dediniz. Pürüz var. İkinci sana bir daha söylüyorum. Santrafor Beşiktaş alacak mı diye sorarsan ben zor diye görünüyorum. Şu an zor. Bulamıyorlar çünkü. Santrafor transferi öyle kolay değil. Ocak ayında senin takımının yani senin takımındaki oyunculardan daha iyisini Ocak ayında bulman çok zor Ertem. Doğru. Çok zor. Ben onun için ben Beşiktaş'ın santrafor alacağını zannetmiyorum. Beşiktaş taraftarı kendini bu şekilde alıştırsın. Yani Babel, Talisca geldi. Ersan da olursa alternatif olur arka tarafta. Mitrovic var. Mitrovic transferini de söylüyorum nasıl olduğunu. Şu kadar para bu kadar para mı falan filan diye böyle konuşuluyor arkadaşlar. Öyle şey değil. 23 yaşında stoper alıyorsun. Avrupa'da oynuyor. Milli takımında oynuyor. Öyle kolay değil bu paralar. Yani öyle ucuz değil yani. Bazı oyuncular ucuz değil. Dolayısıyla Gökhan, scout ekibin başında bizim Gökhan Keskin'i biliyorsun. Gökhan'ın kendisinin raporu doğrultusunda bu transfer yapılıyor. Bütün transferleri zaten Fikret Orman yapıyor. Yani Fikret Orman'la beraber Umut ama
Umut Güner ama Fikret Orman. Yani bütün transferleri bizzat Fikret Orman yönetiyor. Yani her kulüpte öyle. Sinan abicim şu anda golbien.com'a, golbien.com, beyaz gazeteye, her yere düştü. Ertem. Sinan Engin 2 nokta üst üste. Dembaba Beşiktaş'a bedava gelmek istiyor. Bedava gelmek istiyor ama santrafor transferini zor görüyorum diye. Dembaba eğer Şenol Güneş'e bağlı. Şenol Güneş isterse Dembaba gelir. Yani Şenol Güneş'e bağlı. Ersan'da şey var. Ayrıca da arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi ben bakıyorum mesela bazı yorumcu arkadaşları falan da dinliyorum. Şenol Hoca'nın istemediği oyuncu alınmaz Beşiktaş'a. Yani Şenol Hoca, Şenol Hoca'nın istemediği oyuncu alınmaz. Oyuncu alınmaz. Şenol Hoca görüyor, raporlara getiriliyor. Şenol Hoca son kararı veriyor. Yani bu kulüplerde bunlar böyle olur yani. Ben de yaptığım zaman da böyledir, hep böyledir. Yani teknik direktör en son görür. Ha ben tümerleri, ilanları, o oyuncuları o zaman aldığım zaman, Sergen'le o transfer ettiğim zaman, o zaman hoca yoktu. O sene Lüçescu'yu almıştık sonra. Hoca yoktu o zaman, ben yapmıştım bütün transferleri, o ayrı. Onun için Mitrovic transferi, bir futbolcuyla karşılaştım. Bir futbolcu kardeşimiz anlattı. Nasıl oyuncu dedim. Dengeli oyuncu. Topa iyi oyuna sokuyor. Ağır falan da değil. Değil mi? Sinan abi dedi. Öyle ağır falan da değil dedi. Anladım. Havadan çok iyi dedi. Havadan çok iyi dedi. Şimdi muhtemelen Ersan da gelirse herhalde Rodolfo gidecek. Görüntü o. Herhalde Rodolfo gidecek. Brezilya'dan bir takım istiyormuş. Bir SMS şey yapabilir miyiz? Evet. Söyle Sinan abi. Dembaba Beşiktaş'a faydalı olur mu? Hemen yapalım. Beyaz Futbol soruyor. Hemen yapalım. Bir tane daha yapalım Ertem'cim. Mehmet Ekici'yi hangi takım alır? Veya hangi takımda görmek istiyorsunuz? Fenerbahçe'de mi Beşiktaş'ta mı? Galatasaray? Yok, Galatasaray yok şu an gündemde. Trabzon'u yazmayalım mı? Yani zannetmiyorum. Tamam. Vallahi Ercan'cığım, bizim Ercan arıyor da kolon hastanesi. Yarın geleceğim seruma. İyi değilim yani Ercan'ım. Kardeşim benim. İyi değilim. Mesaj atmış da abi nasıl olduğunda iyi değilim yani. Sinan abicim. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'a başlayalım. 1-0 kazandılar. Başlığınız nedir? Altın ya. Altın. Altın ya. Altın buldun ya. Başlık ne biliyor musun Ertem aslında? Ben bir anda Muslera'm anket varsa, yapıyorum. Muslera'm varsa korkma biliyor musun? Başlık. Elini gördün mü Sinan abi? Gördüm Özer. Şimdi bak Ertem. Gösterebilir misiniz arkadaşlar? Şimdi maçın kırılma anları var. Mesela kırılma anları diyorlar ya maçın, Konya'nın oyundan oyuncu atıldı falan. Ali Çamdal atıldı falan. Evet, alakası evet. Yok. 49. dakikada kurtardığı top. Muslera'nın kurtardığı top 49. dakikada. Hı hı. Evet. Kırılma anı. Kesinlikle. Şimdi ayrıca herhalde Konyaspor'un forveti beceriksiz. Bunun yanı sıra da Muslera'dan korkuyorlar. Muslera'nı görünce ayakları titriyor bunların. İnanılmaz goller kaçırdılar ya. Kadroları alalım arkadaşlar. İlk devre farklı bir Konya, ikinci yarı farklı bir Konya. İlk devre farklı bir Galatasaray, ikinci yarı farklı bir Galatasaray. Aynen öyle. Şimdi Galatasaray takımında bir oyuncu var oynuyor. Snyder. Bir tek oynuyor biliyor musun? Galatasaray'a acil santrafor lazım. Sevgili başkanla geçen günde karşılaştık. Dursun Özbek'le de biraz sohbet ettik. Kesin santrafor lazım. Sinan abi de getirenler kötüydü ilk yarıda. Getiremediler. Yani abi, Eren'e getiremediler. Galatasaray'ın, şimdi sen Ertem'cim bir kuş düşün. Kanatlarını bağlarsan veya kanatlarını kesersen uçabilir mi? Uçamaz. İşte Galatasaray ilk devre buydu. Kanatları olmayan bir Galatasaray. Yani Galatasaray takımında Sabri sağ tarafta oynuyorsa. Sağ açıkta. Yani sağ kanatta oynuyorsa, ön tarafta oynuyorsa bu Galatasaray şampiyon olması çok zor arkadaşlar. Aynen. Ha bugün de sahanın en iyisi, o ayrı bir şey. Yanıltmasın bizi. Bak Muslera'ya Sinan abi. Sabri'yi de tebrik ediyorum. Harika özverili. Hiç kimse kesemiyor. Kendine yer buluyor. Çabuk oyuncu şey. Ama mutlaka Yasin, Bruma bu takımda olmalı. Bir de Rodriguez. O da çabuk bir oyuncu. İki tarafa gidiyor. Yani Bruma'nın ikiz kardeşi Ertem. Bruma daha teknik. Bu daha hızlı. Bak Bruma daha teknik, bu daha hızlı. Ve daha dengeli basıyor sanki. Bu daha hızlı ama. Hızlı. Tabii tabii. Hızlı, bir de bu top atmayı falan da seviyor. Bruma öyle pek çok şey yok. Bruma girip vurmayı var. Hep alıp sonuna kadar gideyim de düşünüyor. Ben Snyder'i çok beğendim.
Hiç kimse bana anlatmasın. Snyder olmasın Galatasaray kaleye gidemez. Asist yaptı zaten. Rodriguez'e bak, verdiği bütün pas. Bütün oyunu yönlendiriyor. İki kişinin arasından attı bütün o top. Bütün oyunu yönlendiriyor. Eren derdi yok. Yazık. Stoperlerin içinde gömülü yetenekleri kalıyor. Kısıtlı. Çalım atamıyor. Adam geçemiyor. O meziyeti yok Eren derdi yok. Ver bir şey olmaz. Ertem. O meziyeti yok zaten Eren derdi yokun. Eren derdi yok. Galatasaray'ın birinci santraforu olması çok zor Ertemciğim. Zor. Galatasaray'ın ancak oyuna giren santrafor olur. Oyuna giren santrafor olur. İçeride belki oynayabilir. Hele deplasmanda falan eksik oynasın. Galatasaray bugün maçı tamamıyla bir Muslera, iki Konyaspor'un beceriksizliği. Şimdi mesela enteresan bir... Yani ben hedef göstermek istemiyorum De Jong'u. Hedef yanlış anlaşılmasın ama çok şeytan bir oyuncu Ertem. Yani Melo'nun daha az yeteneklisi... Ama hemen hemen aynı hareketler. Melo'nun daha az yeteneklisi ama aynı ama çok faydalı. Çok faydalı. Ama faydalı. Rakibi karta zorluyor. Enteresan bir oyun. Yani tam bir antrenörün aradığı bir takım oyuncusu biliyor musun Deo? Tam bir hocanın takımın içinde olması gereken bir oyuncu. Müthiş sahanın içinde topsuz alanda inanılmaz işler yapıyor. Yani topsuz alanda da takımı ateşliyor. Aynı şekilde müthiş rol kesiyor. Müthiş rol kesiyor. Sert, agresif ama bir yönlü oyuncu. Sadece topu alacak Snyder abisine verecek. Snyder abisine verecek. Onun dışında Galatasaray takımının savunmasında önemli bir sıkıntı var. Galatasaray'ın takım savunması çok kötü. Galatasaray iyi savunma yapamıyor. Galatasaray'ın savunması çok kötü. Stoperleri çok kötü. Bir tek Hakan Balta Allah'tan dengeli hissederek oynuyor Hakan Balta araya ama onun dışında yani bugün bazı toplarda Muslera kurtarmadı yani. Konyaspor'un forveti beceriksizce atamadı. Aynen. Beceriksizce atamadı Ertem yani. Kovic'den tut. Tamamıyla. Skubic, yani, Rangelov yani inanılır gibi değil. Yani evet. Onun için yani Konyaspor takımı çok iyi takım. Taş gibi takım. Ama üretken değil. Ben 13 sene önce bir laf söyledim. Sevgili Aykut Kocaman. Korkma Kudüs'ü ben seni korurum dediğim zaman hatırladın mı? Sevgili Aykut Kocaman hatırladınız mı? Korkma Kudüs'ü ben seni korurum dediğim zaman cami olarak dedim. Ben kimim ki? Koruyacağım ben şey değilim ki. Cami olarak korurum dedim. Arkanda dururuz. Şimdi bugün diyorsunuz siz. Hakemler korkuyor. Ben hep bunu söyledim. Hakemlerimiz korkuyor, korkak. Maalesef korkak. Mete Kalkavan. İyi maç mı yönetiyor, yönetmiyor mu, ne yapıyor, ne ediyor anlamıyorum. İnanılmaz fauller veriyor, inanılmaz kartlar veriyor. Bazısını vermiyor, enteresan şeyler yapıyor. Ama iyi maç yönetmiyorsun Mete Kalkavan, formsuzsun. Yani biraz da futbolcuları sahada tutmak için antrenörlerin çaba sarf etmesi lazım. Kesinlikle. Futbolcular da küfür etmediği sürece, hakaret etmedikleri sürece biraz bir yumuşak olmak lazım. Yani kalkıp da yani korkuyorsun kart gösterilmez. Bak yanlış ama korkuyorsun da kart gösterilmez. Bir öncesine gelsene. Takım kaptanı abi konuşacak yani. Doğru. Takımın kaptanı da biraz konuşsun Ertem. Sinan abi hocalarımız selam bekliyor. Sizden Gökay hocalar, Sarp hocalar, Necmi hocalar hepsi oradalar. Gökay hocaya, izliyorlar. Sarp hocaya ve bütün hocaları öpüyorum. İzliyorlar. Senin Gökay Arsenal hocam, kulübünü hepsini öpüyorum. Hepsine. Necmi hocayı, Arsenal Futbol Okulu Necmi hocayı falan hepsini öpüyorum. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'na da öpüyorum. Teşekkür ama ediyoruz. Ama Galatasaray takımı... Sayın Cengiz Zülfikaroğlu'na çok çok teşekkürler. Cengiz Zülfikaroğlu'na. Biz de buradan selam. Ertem, Galatasaray takımı ama evet. Öyle bakıyorsun, böyle bakıyorsun. Bak iyi bir santrafor alsın. Bir de Ahmet Çalık istediği gibi çıksın. Şampiyonluğun en büyük adayı biliyor musun? Kesinlikle. Bak inanmıyorum sana. Bence de. Rikering'e rağmen hem de. En büyük adayı biliyor musun? Rikering'e rağmen de. Snyder biraz hafif göbeğe çıkmış gibi gördüm. Ama koşuyor. Fark ettin mi Sinan abi? Hafif vardı. Ben mesela bugün Başakşehir'i de seyrettim. Sevgili Abdullah Hoca'ya da söylüyorum. Ben beğenmedim bugün Başakşehir'i. Kayserispor takımı Sergen diyor oyuncu lazım. Çirkinleştirmedi. 10 tane oyuncu lazım Sergen'im. Yani kendini yakmışsın Sergen. İnşallah halledersin de. Ama eksikler vardı ya Sinan abi. Bilmiyorum Kayseri takımı ben bugün seyrettim. Hiç. Başakşehir takımı hiç bugün istediğim gibi oynamadı. Öyle bir goller geldi ki arka arkaya enteresan bir şekilde. Başakşehir takımı bugün istenilen düzeyde oynamadı. İyi başlamadı. 5-0 yanıltmasın. Abdullah Hoca da bunu anlıyordur.
Anlıyordur. 5-0 yanıltmasın. Onun için ama Sergen, işin çok zor Sergen. İşin çok zor. Yani senin futbol bilgine, futbol becerine söyleyecek lafımız yok ama bu takıma 5-6 tane yeni adam sokman lazım Sergen'im. Evet Sinan abi. Buyur canım. Türk futbolunun çok önemli isimlerinden çok özel bir isim. Sevgili Safe Sancaklı. Öyleymiş, evet. Milliyetçi Hareket Partisi. Okudum. Milletvekili eşi vefat etmiş. Ağır yaralıydı. Etti mi? Vefat etmiş. Abi, sen biliyor Başı musun? Sağ olsun. Sen biliyor musun bu kardeşimiz de? Allah rahmet eylesin, mekanı cennet rahmetliyle olsun. Rahmetliyle Saffet Beşiktaş'ta yeni gelmişti. Aksaray'da bir düğün salonunda düğün yaptık. 30 sene önce. Herhalde ya 30, 28, 29 sene önce. 30 sene önce Aksaray'da bir düğün, biz Beşiktaş'ta oynarken. O zaman orada evlendirdik. Aksaray'da. Güzel bir nezih bir düğün salonu. Onlar boşnaktır. Hı hı, evet. Boşnaktır. Allah rahmet eylesin. Hatta geçen gün kızımızı gördüm. Yani kızını gördüm. Hatta gördü. Sinan abi dedi, ne kadar zayıflamışsın falan. Baban ne yapıyor dedim, kızım dedim. Baban ne yapıyor, Sinan abi dedi. Ya İzmit ya Ankara dedi. Çok zor dedi. Evet. Yani yoğun dedi, çalışıyor dedi falan filan. Ve aldım haber ben demin. Yani kızı da şu an hastanede şey almışlar. İlaç tedavisini almışlar, yatırmışlar. Evet. Allah sabır versin. Allah sabırlar versin. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Niye böyle yaptı? Çocukları vardı. Niye böyle yaptı kardeşimiz bilmiyorum ama. Allah sabır versin diyelim. Mekanı yani yapacak olsun. Bir şey yani, yok. Her Allah şey sabır kadar versin. Allah rahmet eylesin. Her şey ne kadar al işte boş. Hastayım bak, kolumu kaldıramıyorum. Benim gibi her adam. Şey kadar bu boş. Kadar kuvvetli adamım, kolumu kaldıramıyorum ya. Ne kadar boş. Hastalık, versin. Sağlık gibi bir şey var mı? Ertemiyor. Aynen ya. Öyle. Yani kolumu kaldıramıyorum işte. Kavgalar, sıkıntılar, her şey boş. Sevelim, birbirimizi sevelim. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Evet, sevgili seyirciler. Galatasaray'da çok önemli açıklamalar var demiştik. Sercan Dikme Konya'ya gitti. Röportajlar ama Galatasaray takımına söylüyorum. Sizlere çok önemli bilgiler vereceğiz. Özellikle Pato ile ilgili olarak. Santrafor alması lazım. Santrafor alması lazım. Podolski benim adamım. Benim Santrafor adamım. Değil ama forvet olarak Pato'yu benim adamım. Sayın Levent Azipoğlu neden olmasın demiş. Benim adamım Podolski. Çok iyi. Oyuna girdikten sonra gördün mü Sinan abi? Klas futbolcu. Bir topu önüne alıp vuruşu vardı. Futbolcu oğlu futbolcu. Aynen öyle. Bak, Snyder. Tamam. İki gol attı. Çok eleştiriyorum ama Snyder. Snyder gibi oynaması için biz eleştiriyor Snyder. Doğru. Şimdi Snyder gol atıyor, asist yapıyor. Şimdi bana Instagram'a mesaj atıyorlar. Ay Sinan Engin gördün mü? Ya kardeşim, biz Snyder daha iyisini yapsın diye konuşuyoruz. Daha iyi olsun diye söylüyor Snyder. Onun için yani Galatasaray'ın olmazsa olmazı şu. Bugün iyice gördüm, baktım. Snyder. Ama mutlaka Yasin, mutlaka Bruma bu takıma girmeli. Ama ne yapıp ne edip Galatasaray takımı bir tane santrafor almalı. Ahmet Çalık'ın performansı çok önemli. Ahmet Çalık iyi çıkarsa belki arka tarafı toplayabilir. Sol bek facia Karol. Sağ bek. Ya bir de Olimpik Lyon'dan teklif falan var diyorlar. Ya bu komisyoncuların işi. Bak çok net söylüyorum Sinan abi. Ya arada böyle belli bir komisyoncular var. Yalan ya. Ya da bu transfer haberlerini ne bileyim nereden çıkartıyorlar, nereden buluyorlar oldu. Bilmek mümkün değil, anlamak mümkün değil. Demba bu arada Olcay Şahan'la ilgili de konuşacağım. Ona neden konuşmuyorsun olsun. Diyorlar. Olcay'la da ilgili konuşacağım. Ona da Sinan abi birebir şahittir bu konuda. Olcay Şahan'la ilgili birebir konuşacağım. Ona da hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Beşiktaş'a, emeklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ha, karşılık alınmıştır ama Beşiktaş'a Olcay Şahan çok faydalı olmuştur. 30 tane, 30-32 tane gol atmıştır. 30 tane de asist yapmıştır. Çok faydalı olmuştur. Bir Olcay Şahan Beşiktaş'tan geçmiştir. Ama şampiyonlukta katkısı olmuştur. Ve Beşiktaş'a önemli bir katkısı olmuştur. Olcay Şahan yolun açık olsun. Trabzon'da Allah yardımcın olsun. Bir görüntüsü var. Onları da ilerleyen dakikalarda ekrana getireceğiz. Arkadaşlar bu arada benim sandalyemi değiştirelim. Bestami gibi oldum. Gitgide küçülmeye başladım burada. Levent Nazifoğlu'nu bir izleyelim. DM atmasınlar Ertem. Efendim, hala DM. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. DM atmasınlar abi. Atmayın. DM atmıyorsunuz. Bak, resmin altını açık bıraktım. Resmin altını açık bıraktım. Yorum atın diye ama DM atmasınlar. Evet. Bir geçelim. Bir bakalım. Sevgili seyirciler. Sayın Levent Nazifoğlu ne demiş? İzleyelim bakalım. Sayın Nazifoğlu tebrikler. Sağ olun. Güzel bir galibiyet. Evet. Önemli bir galibiyet. Yeni transfer de bugün oynadı Rodriguez. Evet. Ama en çok konuşulan isim hakem oldu. Sayın Konya Spor Başkanı'nın da hakeme serzenişleri vardı. Biraz önce Ali Çandal'ına sordum. Ne söyledin diye. Yani ilk yarının sonlarında Schneider'in hakeme çok ağır sinkaflı küfürlerini duyduktan sonra sen korkaksın dedim diyor. 2017 senesine geldik.
Türk futbolundaki klasik filmler hiç eskimiyor, devam ediyor. Yine Türk futbolundaki klasik filmlerden bir tanesini izledik burada. Siz ne söylersiniz? Bence herhalde o kırmızı karttan dolayı serzenişte bulunuyorlar. Yoksa tabii ki zaman zaman hatalar yaptı ama iki tarafa da eşit miktarda hatalar yaptı. O kırmızı kart olayını da demin söylediğim gibi ben bu itirazlara biliyorsun Snyder'in de dördüncü sarı kartı oldu. Karabük'te oynamayacak. Artık hakemler itiraz eden futbolculara kartını göstersinler. Gerçekten ben böyle 4-5 kişi başına üşüşüyorlar. Ben istemiyorum öyle bir şey. Seyirciler de istemiyor. Galatasaray yönetiminde transferde en yetkili isim sizsiniz. Alexander Pato ismi doğru mu? Alexander Pato ismi doğru değil. Yani Alexander Pato biliyorsunuz şu anda Villarreal'de oynuyor. Son haftalarda da bayağı bir iyi oyunlar sergiliyor. Onun için İsteğiniz onu, var mıydı peki? Yani ben bir arz ediyordum kendisini ama şu anda çok formda yani kulübü vermiyor. Hı hı. Sigurdsson'u gönderdi Galatasaray. Aslında zarardan kar etti göndererek. Maaşından kurtarıldı. Evet. Ama Sigurdsson'un bugün bir açıklaması vardı. Galatasaray'a sakat geldim şeklinde. Siz yakından da takip ediyordunuz o transferi. Sigurdsson geldiğinizde sakat mıydı? Benim direkt sorum. Hayır, hayır. Öyle bir şey olabilir mi? Yani ben öyle bir beyanat verdiğine inanmıyorum. Şimdi ben Cenk Ergün'le konuştum. O da NAMP başkanıyla konuşmuş. Yani zaten NAMP başkanı yarın bir açıklama yapacak. Oradan da sakat geldiğine dair şey yapılmış. Öyle bir şey yok. Yani öyle yani olabilir mi böyle bir şey? Yani biz şimdi Sigurdsson'u ben ilk defa geldiği gün gördüm. Ya sakat bir adamı niye alalım yani, böyle bir şey olabilir mi? Galatasaray transferde çok güzel bir iş yaptı Rodriguez'le. Evet. Galatasaray taraftarı da şu an çok memnun. Bir sonraki takviye nereye olacak Sayın Azizoğlu? Onu söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Hayır. Öyle mi? Ama olacak. Bir veya iki tane takviyemiz daha olacak. Arkadaşlara iyi programlar diliyorum. Çok görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Hadi kolaylar. Hoşçakalın. Sayın Levent Nazifoğlu'na bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Tabii cezası bittiği için artık konuşabiliyor. Sağ olsun, var olsun. Gerçekten hiçbir zaman mikrofonları geri çevirmiyor. Örnek bir yöneticilik teşkil ediyor. Temsil ediyor. Örnek bir yöneticiliği temsil ediyor kendisi. Açık ve net konuşuyor. Pato ile ilgileniyoruz ama şu anda Villarreal Kulübü çok da formda olduğu için fiyatını arttırabilir ya da satmaz gibilerinden konuşuyor. İlgilendiklerini söylüyor. Ama gerçekten oynarsa, gelirse Galatasaray'ı 2-3 da daha yukarıya çıkarabilir. Sinan abi, ben Villarreal Real'in maçlarını seyrettim. Patolu maçları seyrediyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Daha kaç yaşında biliyor musun? Hani yıllardır pato diyoruz ya. Daha 28 yaşında. O biraz İtalya'da kendine bakmadı. Hatta Berlusconi'nin kızıyla flört ediyordu yani, evet. Falan. Biraz orada bakmadı kendine İtalya'da falan da. Zor. Sonra, ben pato transferini çok zor görüyorum Mert. Kendine geldi. Yani zor görüyorum ben pato transferini.